Evet arkadaşlar Doktor Nate YouTube kanalından yine bir teknik destek videosuyla ve yine sizin çok sorduğunuz bir problemi çözmek için buradayız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi ve güncelleme sonrasında bakın oyuna girdiğimizde bizim hiçbir tuşumuz çalışmıyor arkadaşlar. Mesela ayarlara girin şuradan. Ayarlara tıklayın. Ayarlarda hiçbir tuşunuzun çalışmadığını göreceksiniz. Bu sorunu herkes bir değişik şekilde çözmeye çalışmış ama bu sorunun temel çözümlerinden birisi bakın şurada ufacık gördüğünüz soldaki kutucuklar. Yani harita bilgileri, kaynak dosyaları bunların yüklenmesi lazım arkadaşlar. Bunları yükledikten sonra şuradan ayarlara giriyorsunuz ve ayarlardan hala çalışmıyorsa şu aşağıdaki hızlı fırlatma özelliğini açık hale getiriyorsunuz. Böylelikle hem F tuşu hem G tuşu hem de F tuşu çalışacak. Burada bir önemli ayrıntıyı daha vermek istiyorum. Eğer yükleme işlemini yaptınız paket yüklemelerinden sonra yani şurayı yükledikten sonra yine çalışmıyorsa bir diğer özellikle F11 tuşuna basıyorsunuz ve şuradaki klavye tuşuna basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar Burayı sıfırla kaydet dediğinizde fare tekerlerini yakınlaştır, fare tekerlerini kaydır gibi tuşlar var. Bunlar sizin çalışmanızı engelliyor. Bundan dolayı bunları da kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle. Sonra yükleme işlemini tekrar tamamlayıp çıkın. Ve yeniden girdiğinizde hiçbir problem olmayacak. Ben şimdi yükleme işlemini tamamlıyorum ve son halini sizlere gösteriyorum. Hadi bakalım yükleyelim. Şuraya basıyorsunuz ve arkadaşlar bunları Tek tek yüklüyorsunuz kaynak dosyalarını yüklüyorsunuz. Tabii biraz zaman alacak ama bu kaynak dosyalarını yüklemeden tuşlarınızın düzelmesi mümkün değil. Hadi bakalım hallediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sol taraftan da görüyorsunuz şu anda galiba dosyalarımız inmeye devam ediyor. Bu süreç biraz uzun sürebilir. 400 megabayt burada var, 300-500 megabayt burada var ve 700 MB burada da var. Hiç sorun yaşamak istemiyorsanız buradaki bütün dosyaları indirmeniz lazım. Ama ilk önce bu 3 tanesini indiriyorsunuz. Sonra size söylediğim ayarları yaparak bütün klavye sorunlarından ve tuş sorunlarından kurtulabilirsiniz. Özellikle bu indirme işlemini paket dosya indiricisini mutlaka yerine getirin. Sonra diğer hataları da başka videolarda size anlatacağım arkadaşlar. Şu paket dosyalar bir insin. Sonra hep beraber tuşların çalışıp çalışmadığına bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hangara girdik. Paket dosyalarımızı yükledik. Bakın 4 tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi bombayı aldı. Bazen iki defa basınca alabiliyor. Bu yeni güncellemede böyle hatalar çıktı. Bir kere daha bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bombayı seçebiliyor. Ve istediğim gibi bakın fırlatabiliyorum. Şimdi elimdeki silahı yere atayım. Bakalım F tuşum çalışıyor mu? Bakın üzerine geldim. F tuşu açıldı. G tuşu açıldı. Yerden alıyor ve yerde yere bırakıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu güncellemeleri yaptıktan sonra hiçbir sorun kalmadı. Umarız beğenmişsinizdir videomuzu. Daha fazla bilgiler için kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Gerçekten de bu güncelleme sonrası çok ciddi sorunlarla karşı karşıya geldik. Daha fazla sorun videoları kanalımızda görmek istiyorsanız yorum atmayı ve bizlere mesaj atmayı unutmayın. Eğer hala sorunlarınız düzelmiyorsa arkadaşlar şuradan klavye tuşuna basın. Evet şu şekilde gözüküyor. Bakın klavye tuşuna basın. Burayı sıfırla deyin. Kaydet önce bakın şu fare tekerleğini ve fare tekerleği ile kaydırı kapatın ve kaydet deyin arkadaşlar. Yine probleminiz düzelecektir. Umarız faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka teknik destek videosunda görüşürüz. Hadi eyvallah.